Bu önemli. Çok önemli bu. Ali Kemal, meşhur Ali Kemal. Hangi taraftandı efendim? Ali Kemal, Abdülhamid'e doğrudan doğruya bağlı bir hafiyedir. Hatta Jön Türkleri Abdülhamid'e devamlı jurnal ederdi. Oradan da bir takım şeyler. Bu Ali Kemal'in el yazısıyla iddiaçılara gönderdiği bir mektup. Şöyle gösterebilirsek, şurada imzasını görüyoruz. 1910, işte yeni başa geçiyorlar. Evet. Ben diyor İngiltere'de beş parasız kaldım. Çocuklarım var diyor. Hanımım öldü diyor. Çocuklar başıma kaldı. Bana 3500 frank verin, sizi destekleyeyim diyor. Çok enteresandır. Bu mektupta bahsettiği hanımından olan torunu Boris Johnson, şu anda Londra Belediye Başkanı. Evet. Yani beş parasız bir İngiliz kaynanam var diyor. Hanımım da öldü, çocuklar da onun yanında diyor. Şeyde çocuklara süt alacak param yok. 3500 frank verin, şu kadıncağıza vereyim, ben Paris'e gideyim, sizi destekleyeyim diyor. Şeyde. Çok önemli. Ali Kemal figürü beni çok enterese ediyor. Çünkü herhalde hala en çok kullanılan isimlerden bir tanesidir. Hani medyamızın Ali Kemal'leri diye çok deyimler de geçer biliyorsunuz. Çok yanlış bir kullanım. Çok korkunç bence de. Böyle şeylere, kamplara, şeylere ayırmaya. Her şeyi böyle kutucuklara koyuyoruz. Evet. Ama yani gerçekten de bu kadar nefret edilen çok az figür vardır herhalde. Öyle değil mi? Efendim, Ali Kemal hakkında bir tez yapıldı. Enteresan bir tezdi. Bir master olabilir makaleler hakkında. Son yazısı var orada. Linç'ten, tevkiften ve linçten önce yazdığı son yazı. O yazıyı görmemiştim ben. O tezde okudum. Hepimiz hata yapmıştık, yanlış tarafa sarılmışız diyor. Ama o yazdığı yazılar da çok serttir. Onu daha iyi bilirler. Hem de nasıl? Serttir. Şimdi Ali Kemal mutlaka susturulmalıydı Anadolu hükümeti tarafından. Evet. Hatta kendisi Tokatlıyan'da tıraş olurken evet. Yakalanmış ve Samatya üzerinden Yalova'ya geçirilmiş. Ama Nurettin Paşa'nın o büyük hatasıdır. Parçalatması. Evet. Ali Kemal'in parçalatması. Hatta İsmet Paşa Lozan'a giderken tren yoluna astırmış. İsmet Paşa arkasını dönmüştür. Onu görmemek için. Şimdi buna gerek yoktu. Ama yazıları gerçekten ben de araştırırken bir dönem bakmıştım. Çok sattır. Yani böyle neredeyse İngiltere gelsin ve başımızın üstünde yeri var tarzında şeyleri var, tabii. Yazıları var. Şimdi onun Peyam Sabah, iki gazete birleşmiştir. Onu devamlı Peyam Sabah diye kullanırlar. Halbuki oradan dolayı Peyam Sabah. Evet. Şimdi orada tahammül edilmez böyle dayanılmaz bir takım şeyleri var. Anadolu hareketi Sakarya'yı almış, İstanbul'a geliyor. Hala Kelselisler diye yazıyor. Evet. Yani Çanakkale'cilerdi. Evet. Olacak iş değil. Yalnız tabii basının her döneminde bu türlü bir takım şeyler oluyor. Maalesef oluyor. Yalnız şimdi yanlış anlaşılacak. Siz Ali Kemal mutlaka susturulmalıydı dediniz. Hayır. Ölmeliydi değil. Hayır, gayet tabii. Ali Kemal adalet önünde hesap vermeliydi. Evet. Susturulması bu anlamda. Evet. Yoksa linç edilmesi değil. Linç edilmesi yani, değil tabii. Olacak iş değil. Maalesef bu yapılmamıştır. Yani, Refik Cevat mesela çok kıvrak bir kalemdir. O da muhaliftir. Muhaliftir. O dönemde. Alemdar diye bir gazetesi vardır onun. Zehir zemberek. Ama Refik Cevat temelden itaatçılara karşıdır. Evet. Şimdi Mevlanzade Rıfat, Ahmet Samim yanlışlıkla Mevlanzade Rıfat diye öldürülmüştür. İttihatçılar mı vurdu? Gayet tabii. Hiç kuşkusuz. O da ne para istiyor? Evet, devamlı. İttihatçılar, onlar için herhangi bir inanç yok. Bugün bir takım şeylerde olduğu gibi. Yani isim olarak zikredemeyiz. Tabii. Olmaz. Ama görüyorsunuz ki zihniyet hiç değişmiyor. Evet. Devamlı bir çıkar, iğrenç bir çıkar, pis bir çıkar.